Deneylere köle olan akıl, yeryüzüne sayısız icat, sayısız sistem kurdu. Sayısız düşünce, felsefe, bilim kurdu. Sayısız kitap kurdu. Ve sayısız yollar icat etti. Deneylere köle olan bu aklın çıkardığı tüm sistem ve icatlar basına patladı. Doğaya patladı ve canlarına ve hatta evrene kadar dokundu. Bilim ışığından üretilen tüm icat ve sistemler e, gittikçe kaoslar, felaketler devam ediyor. İnsanların aklından doğan her şey dünyayı e, huzura, güvenliğe değil, yaşanabilir bir dünya değil, tam tersi felaketli bir dünyayı yarattı. Yeryüzüne sayısız inanç önderleri, sayısız siyasi önderler, liderler, filozoflar, düşünürler, krallar, tanrı krallar sistemleri geldi, gitti, geçti. Ama sorun hala devam ediyor. Tanrı krallığın peşinden gidip kul oldular. Bilim ışığının peşinden gidip güneşini kaybettiler. Krallığın peşinden gidip köle oldular. İnancın peşinden gidip inancını kaybettiler. Kendine inanmayı bıraktılar. Sıcatların zevki peşinden gidip ruhunu kaybettiler. Demlerin peşinden gidip hormatla yaşamaya başladılar. Yani bu akıl neyin peşinden gitmişse onun gibi olmuştur. İnsan akıl, insan aklı her şeyin peşinden koştu. Sadece kendi peşinden koşmadı. Kendine gidemedi. Kendine gitmeyi bilemedi. Doğa ve evren frankaslarıyla canlılığa dair yeni bir fikir, yeni bir tez. İnsan aklından doğan bütün sistem ve icatlara karşı yeni bir tez, yeni bir, tez, yeni bir frankas geliştiriyoruz. Ve bu prankası insanın aklına gönderiyoruz. Ve insanları bu frankatların etrafında toplayıp kendine dönüştürme. İnsan insanın etrafında değil, kendi etrafında dönmelidir. İnsan aklından doğan tüm sistem ve kavramların, icatların sifrelerini çözüyoruz. Bu sifreleri dünyada var olan insanlarla paylaşıp dünyaya yeni gelebilecek insanlar için bir ışık olmaya. İnsan aklından doğan tüm sistem kavram ve icatlar canlılığı, doğayı, evreni yıkıma götürdü. Bu yıkım ışık hızını geçip devam ediyor. Bu nedenle evren ve doğadaki ışık Işık ile canlılığa gitmek her canlının hayali ve rüyası olmuştur rahatsız olarak insana dair ölümü üreten tüm sistem ve kavramların fikirlerini sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Siz var olan insanlar dünyaya yeni gelebilecek insanlar için bu tezleri, bu fikirleri yayma ve paylaşma sorumluluğunuz var. Biz frankatları toplayıp sizinle paylaşacağız. Siz de bilim bilimin ürettiği teknoloji sosyal medyası alanı bu alanlardaki gruplarda ve her yerde paylaşmanızı diliyorum. Benim amacım dünyada var olan insanı insanın sorunlar çözüm değil. Dünyaya yeni gelebilecek saf sade insanlar için güzel bir dünya diğer canlılarla, doğayla güzel bir dünya, yaşanılır bir dünya e, hedefi kurmaktır. Tüm sistemler, inanç, doğa, devrim, devlet, bilim, felsefe, bu yeni çıkan e, tez ve fikirlere, evren ve doğadan gelen frankatlara karşı çıkıyorlar. Sistemin araçları kendisine aittir. Bütün araçlar sisteme bağlıdır. Biz de bu araçları delip, bütün bu tezleri e, insan toplumunun genelinde paylaşmak gerekir. rasmes doğa ve evren frangasında insanları kendi etrafında toplamak değil, insanı kendi etrafında toplamaktır. Yani insanın kendisine dönüş, ruhuna dönüş, beden olarak ruhuna dönüş. Rastmes sadece bunu hedefliyor. Rastmes, e, doğa ve evrenden aldığı bütün frangaslar, insanları bu frenkaslarla kendi etrafında değil, insanın öz kendi etrafında e, toplamaya sağlıyordu. Kendine dönüş.